Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle selamun aleyküm. Türkiye yine dünyada ilkleri denemeye devam ediyor. Savunma sanayinde büyük bir devrim yapan ülkemiz, her geçen gün bizi gururlandıracak sistemleri üretmek için büyük bir çaba gösteriyor. Türkiye, TCG Anadolu ile dünyada savaş konseptini değiştirecek. Silahlı insansız hava araçlarının geleceğin teknolojisi olduğunu anlayan Türkiye, TCG Anadolu gemisini SİHA gemisine çeviriyor. Daha önce hiçbir savaş gemisi silahlı insansız hava aracı gemisi olmamıştı. İnsansız hava aracı deyince akla gelen ilk firmamız Selçuk Bayraktar'ın da teknik müdürü olduğu Baykar firması. Dünya standartlarının üstünde olan birçok ülkenin talibi olduğu Bayraktar TB2 ile büyük bir başarı elde eden Baykar firması, yakın zamanda Akıncı taarruzu insansız hava aracını Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırarak bizi dünyada çok az ülkenin erişebildiği bir teknolojiye kavuşturmuştu. Büyük başarılara imza atan firmamız TCG Anadolu içinde bir silahlı insansız hava aracı geliştiriyor. Baykar firmasının başarıları göze alındığında heyecanlanmamak mümkün değil. Durum böyle olunca da gözler Baykar firmasının üzerine çevriliyor. Silahlı insansız hava araçlarının arkasındaki beyin olan Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu amfibi çıkarma gemisi üzerinde konuşlanacak sistem olan Bayraktar TB3'ü ilk kez 9 Ekim 2020 tarihindeki paylaşımıyla duyurdu. Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda PD-170 veya türevi olduğu tahmin edilen yerli motorun test edildiğini ve bu motorun Akıncı taarruzu insansız hava aracı ve Bayraktar TB3'e entegre edileceğini belirtti. Selçuk Bayraktar, motoru dünyada bu sınıfta açık ara en yüksek performans değerlerine sahip uçak motoru olarak lanse etti. Selçuk Bayraktar, daha sonra Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor ifadelerinde bulundu. Dünyada bir ilk olacak şekilde savaş gemisi için tasarlanan sistem büyük fark yaratacak. Her geçen gün teknolojisini geliştiren Baykar firması, Bayraktar TB3 ile TCG Anadolu'ya büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak. Bayraktar TB3'ün geliştiricisi Baykar Savunma, 21 Temmuz 2021'de Twitter'da yaptığı paylaşımda TB3'ün TCG Anadolu'da konuşlanmış halinin ilk bilgisayar görüntülerini gösterdi. Paylaşımdan TB3'ün jet motoruna sahip Bayraktar Mius ile birlikte görev yapacağı öğrenildi. Her geçen gün silahlı insansız hava aracı filosunu büyüten ve geliştiren Türkiye, Bayraktar TB3'ün muharip insansız uçak sistemi ile beraber görev yapması halinde zaten gelişmiş olan SİHA filosunu daha da güçlendirecek. Doğu Akdeniz'deki koşullar ele alındığında ülkemizin savunma sanayisini güçlendirmesi çok kritik ve Türkiye bu durumun farkında. Açık veya gizli ambargolarla sıkıştırılmaya çalışan ülkemiz, yerli savunma şirketlerimizin üstün gayretleri sayesinde her sistemi olabildiğince yerli ve milli yapmaya çalışıyor. Ülkemiz, Doğu Akdeniz'de yakın zamanda çok daha büyük bir güce kavuşacak. TCG Anadolu amfibi gemisi, Bayraktar TB3 ve Mius'un Doğu Akdeniz semalarında dolaşması halinde düşmanı oldukça zor günler bekliyor. Muharip insansız uçak sistemi ya da Bayraktar Mius, Türk insansız hava aracı üreticisi Baykar Savunma tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden turbofan motorlu insansız bir savaş uçağıdır. Firma tarafından paylaşılan verilere göre muharip insansız uçak sistemi Mius, 12.000 metre operasyonel irtifaya, 5.5 ton kalkış ağırlığına, 1.5 ton faydalı yüke, 1 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip olacak. İlk prototipler subsonik hızda gidecekken, sonraki prototiplerin ses hızının üstüne çıkması, yani süpersonik hızlara çıkması bekleniyor. Mius'un farklı turbofan motorlar kullanan A ve B olmak üzere iki farklı varyantı geliştirilecek. Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları dikkate alındığında, Mius'un TCG Anadolu amfibi hücum gemisinden rahatlıkla kalkabileceği görünüyor, bu da yerli insansız savaş uçağımızın kısa mesafelerde iniş kalkış yapabilme yeteneğiyle donatılacağı anlamına geliyor. Muharip insansız uçak sistemi Mius, yüksek manevra kabiliyetine de sahip olacak gibi duruyor. Üstün özellikleriyle çağın üzerinde teknolojiye sahip olacak gibi gözüken sistem, zorlu görevlerde bile yüksek manevra kabiliyeti sayesinde belki de savaş uçaklarıyla it dalaşı bile yapabilir. Konuyla ilgili bilgi veren Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Mius olarak adlandırılan muhteşem insansız savaş uçağını geliştirdiklerini ve inşallah 2023 yılında ilk uçuşunu yapmayı planladıklarını açıkladı.
cümle aleme Türkiye'nin bu tarihi projesini ilan etti. Bayraktar TB2'yi envantere sokan, ardından Bayraktar Akıncı'yı geliştirip bir ay önce envantere sokan, verdiği her sözü tutan, giriştiği her projeyi başarıyla tamamlayan Baykar makinenin gelecekte tamamlamayı planladığı sistemleri de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandıracağı garanti. Bayraktar TB3 ve MIUS'u üzerinde taşıyacak olan savaş gemimiz TCG Anadolu'dan da biraz bahsetmek istiyorum. TCG Anadolu veya TCG Anadolu L-400 gemisi, yapımı devam eden, ana yapılandırması bakımından amfibi hücum gemisi sınıfına giren Türkiye'nin ilk savaş gemisidir. Aynı zamanda ana formasyonu bakımından amfibik harekatlarda da kullanılabilecektir. Yapımı tamamlandığında Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olacak olan geminin yapımı için 2014 yılında çalışmalara başlanmıştır. Geminin tasarımında İspanyol donanmasına ait Juan Carlos 1 gemisinin tasarımı örnek alınmıştır. Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan TCG Anadolu, tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecek. Bir tabur, tam teşekküllü askerin istenilen bölgeye sevkini sağlayabilecektir. Kıtalar arası görevlere çıkabilecek elverişliliğe sahip olan geminin, aktif olarak Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de görevini sürdürmesi düşünülmektedir. Çok amaçlı amfibi hücum gemisi maksadıyla kullanılacak olan gemi, 1400 kişiyi taşıyabilecek kapasitede. Bir amfibi taburunu iletişim, muharebe ve destek araçlarına ihtiyaç duymadan istenilen bölgeye çıkartma yapabilecektir. 700 kişilik amfibi gücü dışında 8 deniz çıkarma aracını bulundurabilecek TCG Anadolu gemisi içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az 30 yatak kapasiteli askeri hastaneye sahip olacak. 2021 yılında denize indirilip Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda göreve başlaması planlanıyor diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.